Kara delikler kütlenin inanılmaz yoğun bir bölgeye çökmesiyle oluşan ve ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü çekim alanlarına sahip kozmik cisimlerdir. Bir kara deliğin olay ufku denilen sınırından içeri giren her şey geri dönülemez biçimde merkeze doğru düşer. Merkezde ise genel görelilik denklemlerine göre teorik olarak tekillik adı verilen uç bir nokta bulunur. Tekillik kütle enerjinin sonsuz yoğunlukta toplandığı, uzay ve zaman kavramlarının anlamını yitirdiği bir yer olarak tanımlanır. Örneğin klasik Schwarzschild kara deliğinde merkezdeki tekillikte kütle çekim alanı sonsuza gider ve uzay zaman yırtılarak fizik yasaları işlemez hale gelir. Sezgisel açıdan tekillik sanki doğanın böl ve yönet ilkesinin başarısız olduğu, fiziksel anlamda sonsuzun ortaya çıktığı bir bölgedir. Bir kara delik içindeki tekilliğe ulaşan bir cisim için mevcut fizik kurallarına göre ne zamanın ne de mekanın tanımı kalır. Adeta cisim varoluştan silinir. Bu durum fizikçiler için uzun süre rahatsız edici olmuştur. Çünkü tekillikte bütün bildiğimiz fizik yasaları çöker. Öngörü gücümüz sıfırlanır. Evrenin başlangıcındaki büyük patlama da bir tekilliği içeriyor olabilir. Bu zamanın bir başlangıcı olduğu fikrine işaret eder ki birçok kişi için bu kavram tarihsel olarak kolay kabul edilmemiştir. Kara delik tekillikleri bilim insanlarının sezgilerini alt üst eden bir tablo sunar. Sanki evren sınırlarında buradan ötesi tanımsız yazan bir uyarı bandı çekmiştir. Kısacası bu tekillik kavramı içgüdüsel olarak bile akıl sınırlarını zorlar. Uzay zamanın kalbinde bir nokta düşünün ki orada fizik durur. Zaman sona erer. Bu bölümde bu garip kavramın kökenini ve anlamını gündelik sezgilerimizle akademik modelleri harmanlayarak keşfetmeye çalışacağız. Einstein'ın 1915'te geliştirdiği genel görelilik kuramı kütle çekimi uzay zamanın eğriliği olarak açıklar. Bu kuramın denklemleri olağan dışı çözümlere izin verir. Örneğin 1916'da Karl Schwarzschild Einstein denklemlerinin bir noktasında kütlenin sonsuz yoğunlaştığı bir çözüm buldu. Bugün Schwarzschild kara deliği dediğimiz bu çözümde merkezde bir tekillik vardır. Ancak bu matematiksel çözüm başlangıçta fiziksel midir sorusunu akıllara getirdi. Birçok fizikçi böylesi tekilliklerin doğada oluşmayabileceğini, onların sadece denklemlerin hatalı çözümleri olabileceğini düşündü. Tekillikler uzay zaman modelinde pürüzlü kenarlar veya delikler gibi görünüyordu. Ve bu durum kuramın düzenli yapısıyla tezat oluşturmaktaydı. Başlangıçta bilinen kara delik çözümleri aşırı derecede ideal ve simetrikti. Oppenheimer Snyder adlı iki bilim insanı 1939'da toz halindeki basınçsız küresel bir yıldızın çöküşünü hesapladılar ve merkezde tekillik olduğunu gösterdiler. Ne var ki bu model tamamen küresel simetri ve gerçekçi olmayan basınçsız madde varsaymıştı. Gerçekte yıldızlar mükemmel küre değildir ve iç basınçları vardır. Fizikçiler uzun süre şu sezgiye sahipti. Doğa belki de küçük düzensizliklerle tekillik oluşumundan kaçabilir. Yani ufak bir asimetri veya iç basınç çöküşün tamamen merkeze odaklanmasını engelleyip tekilliği önleyebilir diye umuluyordu. Benzer şekilde evrenin tamamı içinde sonsuz yoğunluklu bir başlangıç fikri yerine sürekli var olan kararlı hal veya döngüsel bir evren modeli gibi tekilliksiz alternatifler öneriliyordu. Ancak Einstein denklemlerinin kendisi tekillikleri yasaklayan bir mekanizma içermez. Klasik genel görelilikte tekilliklerin varlığını engelleyen hiçbir hüküm yoktur. Dolayısıyla doğru koşullar altında çözümler tekillik barındırabilir. Örneğin doğru kütle ve enerji yoğunluğu bir araya geldiğinde kuramsal olarak bir kara deliğin içinde uzay zamanı sonlandığı bir nokta oluşabilir. 20. yüzyıl ortalarına dek bu tekillikler gerçekten oluşur mu yoksa ideal matematiksel hileler midir sorusu açık kaldı. Bir yandan olay ufku denilen yüzeyin ardında gizlenmeleri, diğer yandan gerçek dünyada tam küresel simetri olmayışı nedeniyle tekilliklerin fiziksel gerçekliği belirsizdi. Kısacası genel görelinin klasik resmi tekillik kavramını ortaya attı. Fakat bu kavramın fiziksel mi yoksa matematiksel bir tuhaflık mı olduğu belirsizdi. Einstein'ın denklemleri tekillikleri dışlamadığı için kuram kendi sınırlarını içinde barındırıyor gibiydi. Bu noktada Roger Penrose ve Stephen Hawking gibi kuramsal fizikçiler sahneye çıkarak bu muammanın çözülmesinde kritik rol oynadılar. Şimdi de Penrose ve Hawking'in çöküş ve başlangıç tekillikleriyle ilişkili geliştirdikleri teoremleri inceleyeceğiz. 1960'ların ortasında matematiksel fizikçi Roger Penrose tekilliklerin gerçekten oluşmayacağına dair güçlü bir cevap verdi. Penrose 1965'te yayınladığı ünlü tekillik teoreminde oldukça genel varsayımlarla çekimsel çöküşün kaçınılmaz olarak tekillikle sonuçlanacağını ispatladı. Bu teoreme göre eğer uzay zamanda güçlü kütle çekim nedeniyle bir tutsak yüzey, ışığın bile dışarı çıkamayacağı kapalı bir yüzey oluşursa
ve madde enerjisi her yerde pozitif ise, yani zayıf enerji koşulu sağlanıyorsa, uzay zaman içine bir tekillik gömmek zorundadır. Başka bir deyişle, bir yıldız kendi kütle çekimine yenik düşüp çökmeye başlayınca, yeterince yoğun bir bölge oluştuğunda tüm çıkış yolları ışık için bile kapanır ve sonunda zamanın ilerleyişi o bölgenin içinde sonlu bir süre sonra durmak zorunda kalır. Penrose'un ispatı, kara delik oluşumunun ve merkezindeki tekilliğin kusursuz simetriye ihtiyaç duymadan genel ve kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Bu sonuç daha önce küçük asimetriler tekilliği önler sezgisini yanlışladı. Artık biliyoruz ki yıldız ne kadar düzensiz çökse de, eğer yeterince maddeyi küçük bir hacme hapsedersek yay ufku ve arkasında tekillik oluşur. Nitekim Penrose bu çalışmasıyla 2020 Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Ödül gerekçesinde kara delik oluşumunun genel görelinin sağlam bir öngörüsü olduğunu keşfetmesi vurgulandı. Penrose'un ardından Stephen Hawking de benzer matematiksel yaklaşımlarla bu tekillik kavramını evrenin bütünü için uyguladı. Penrose ile birlikte geliştirdikleri ve 1970'te yayınladıkları teorem, evrenimizin genişlemeyi geri sararak geçmişe girildiğinde bir başlangıç tekilliğine varacağını ortaya koydu. Hawking-Penrose tekillik teoremleri olarak bilinen sonuçlar, büyük patlamanın bir tekillik olduğunu en azından klasik genel görelilik çerçevesinde matematiksel olarak destekledi. Bu teorem, maddenin makul fiziksel koşulları, örneğin madde basıncının çok aşırı olmaması ve enerji yoğunluğunun pozitif olması güçlü enerji koşulu olarak bilinir. Bu ilkeler altında geriye doğru zamanda sınırlı bir süre sonra uzay zamanın başlangıçta sonlandığını garanti eder. Yani genel görelilere göre evren sonsuz geçmişe sahip olamaz. Belirli bir zamanda, yaklaşık 13.8 milyar yıl önce, tüm madde ve enerji sonsuz yoğunlukta bir noktadan çıkmış olmalıdır. Bu kozmolojide devrim niteliğindeydi. Çünkü daha önce büyük patlama bir teoriyken, bu matematiksel sonuç onun neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Nitekim 1960'ların sonunda elde edilen bu sonuçlar, 1970'lere gelindiğinde büyük patlama modelinin tamamen kabul görmesine büyük katkı sağladı. Penrose'un teoremi bir uyarı niteliğini taşıyordu. Onun ispatı, tekilliklerin her zaman bir kara delik ufkunun ardında gizlenmesi gerekmediğini ima etti. Yani uygun olağan dışı koşullar altında, bir tekillik dışarıdan görülebilir bile olabilirdi ve bu durum çıplak tekillik olarak adlandırılır. Böyle bir olasılık fizik için korkutucudur. Çünkü uzay zamanının deliği dışarıdan gözlenebilir olursa, oradan çıkan herhangi bir şey, ışık, parçacık ve bunun gibi tamamen öngörülemez olur. Fizik yasaları gözlemci için anlamını yitirirdi. Bu endişeyle Penrose, kozmik sansür varsayımı adında bir hipotez ortaya attı. Doğa tüm tekillikleri bir olay ufku ile örter. Hiçbir tekillik dışarıdan çıplak olarak görülemez. Bu varsayım, tekilliklerin yarattığı neden-sonuç paradokslarını evrenin geri kalanından ambalajlayarak korumayı amaçlar. Bir benzetme ile, tekillik bir tür tehlikeli hediye ise, olay ufku onun etrafına sıkıca sarılmış opak bir hediye paketi gibidir. İçeride ne olduğunu doğrudan göremeyiz ve etkileri PUK'un dışına düzenli fizik yasalarını bozmadan çıkamaz. Ancak kozmik sansür henüz ispatlanamamıştır ve kuramsal olarak özellikle dönen veya yüklü kara delik çözümlerinde ufuk tarafından sarılmamış tekillik senaryoları mevcuttur. Bu modern fizik araştırmalarında aktif bir konudur. Özetle Penrose ve Hawking'in tekillik teoremleri hem yıldızların çöküşünde hem de evrenin başlangıcında tekilliklerin kaçınılmaz olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmalar kara deliklerin ve büyük patlamanın istisnai durumlar değil, genel görelliğin doğal sonuçları olduğunu göstererek bilim dünyasının bakış açısını değiştirdi. Böylece kara delikler ve tekillikleri bilim kurgu fantezisinden çıkarak fiziksel ciddiyetle ele alınması gereken olgular haline geldi. Yine de tekillik kavramının ne anlama geldiği ve bizi fizik açısından nereye götürdüğü soruları hala masada duruyor. Penrose ve Hawking'in çalışmaları tekilliklerin varlığını kuramsal olarak sağlam temellere oturttu. Peki tekillik tam olarak nedir? Bir kara deliğin merkezindeki bu tuhaf yer gerçekten uzayda bir nokta mıdır? Yoksa fiziksel evrenin sınırını mı temsil eder? Bu soruları cevaplamak için tekilliğin doğasını dikkatlice anlamak gerekiyor. Genel görelilikte tekillik kavramı sıradan bir uzay zaman noktası olmaktan çok uzay zamanın eksik olduğu bir durumu ifade eder. Birçok kişi tekilliği bazı inceliklerin sonsuza gitmesi, örneğin yoğunluk veya eğrilik sonsuzluğu ile özdeşleştirir. Nitekim bilinen örneklerde tekillikler Ricci ya da Kretschmann tensörü gibi sonsuza yükselir. Ancak matematiksel olarak tekillik sadece sonsuz değer demek değildir. Standart değer tanımına göre uzay zamanda serbestçe düşen bir parçacığın izlediği yeni jeodezi sonlu bir sürede aniden bitiyorsa ortada tekillik vardır. Bir parçacık hiçbir fiziksel etki olmadan yalnızca kütle çekiminin etkisiyle yol alırken birdenbire varlığı sona eriyorsa bu onun gittiği yönde uzay zamanının bittiğini gösterir. İşte tekillik dediğimiz şey
bu şekilde geodezik olarak tanımlanamayan, bitiriliveren bir uzay zaman bölgesidir. Bu bölgede uzay zamanı kendisi tanımsız hale gelir. Bu yüzden denir ki tekillik uzay zaman içinde değildir. Adeta onun kenarında veya yokluğundadır. Bu soyut tanımı daha da somut bir sezgisel hale çevirmek için bir benzetme yapalım. Düz bir kağıt üzerinde bir doğru çizmeye çalıştığımızı düşünelim. Kağıdın yüzeyi iki boyutlu bir uzay analojisidir. Ve çizdiğimiz doğru parçacığın izlediği jeodezi olsun. Eğer kağıt sonsuza dek uzun sürüyorsa doğruyu istediğimiz kadar ileriye kesintisiz çizebiliriz. Fakat kağıdın kenarı ya da kağıdın yani uzayın olmadığı bir bölge için bu durumda çizginin bittiği yer kağıdın yani uzayın olmadığı bir noktadır. İşte geodezik tamamlanamazlık tam olarak budur. Serbest düşen bir cisim yol alırken uzay zaman bittiği için daha ileri gidemez. Bir parçacığın hiçbir sebep yokken yok olması kabul edilemez. Bu nedenle uzay zamanında böyle bir eksiklik varsa orayı tekil ilan ederiz. Tekilliğin ne olmadığı sorusu en az ne olduğu kadar önemlidir. Bir tekillik uzay içinde bir nokta veya bildiğimiz anlamda bir bölge değildir. Çünkü zaten uzay zaman dokusunun kendisi o noktada tanımsız hale gelir. Örneğin kara deliğin merkezindeki tekilliği hayal ederken onu klasik bir cisim gibi düşünmek yanıltıcıdır. Tekilliğe asla ulaşılamaz. Bu yüzden bir gözlemci tekilliğe asla ulaşamaz. Daha doğrusu ulaşması sonsuz yoğunlukta gelgit kuvvetleri nedeniyle imkansızdır. Ve teorik olarak ulaşsa bile sonrasında ne olacağı tanımlı değildir. Ayrıca tekillik terimi bazen yanlış anlaşılır. Kara deliğin olay ufkunu aşan her şeyin tekillikle yok olduğu söylenir. Ancak aslında cisimler merkezdeki tekilliğe düşene kadar hala uzay zaman içindedir. Sadece sonunda sonlu bir kendi zamanı içinde tekilliğe varırlar. Ve orada hareketlerinin devamı tanımsız hale gelir. Bir diğer önemli ayrım koordinat tekillikleri ile gerçek fiziksel tekillikler arasındadır. Bazı durumlarda yanlış koordinat seçimi sonsuzluklar meydana getirerek tekillik varmış izlenimi verebilir. Örneğin Schwarzschild kara deliğinin olay ufkunda klasik koordinatlarda metrik sonsuz gibi görünür. Ancak aslında orası fizikte bir aksaklık noktası değildir. Uygun koordinat dönüşümüyle bu sonsuzluk giderilebilir. Bu nedenle olay ufku gerçek bir tekillik değil, koordinat tekilliğidir. Geometrik bir engel değildir. Uzay zaman orada düzgündür. Buna karşın kara deliğin merkezi, örneğin Schwarzschild çözümlerinde R eşittir 0 noktası tüm koordinat sistemlerinde fiziksel olarak sorunludur. Eğrilik orada gerçekten sonsuz hale gelir. Koordinat sisteminden bağımsız bir sıkıntı vardır. İşte bu gerçek tekilliktir. Genel görelilik koordinat tekilliklerini bir kenara bırakırsak gerçek tekillikleri uzay zaman manifoldunun sınırı olarak ele alır. Özetle tekillik ne bir kara deliğin içindeki minik top ne de alternatif bir evrene açılan kapıdır. En azından klasik fizikte. Tekillik fiziksel teorimizin tanımsız kaldığı bir durumdur. Uzay zamanı sonlandığı, nedenselliğin ve bildik yasaların iflas ettiği bir sınır noktasıdır. Bu nedenle çoğu fizikçi tekilliği bir çelişki değil, bir işaret olarak görür. Bu işaret burada mevcut teoriniz artık geçerli değil demektir. Tekillik kavramını doğru anlamak, onu fiziksel gerçeklikte ne olarak görmemiz gerektiğini ve ne olarak görmememiz gerektiğini ayırt etmek demektir. Bir sonraki bölümde kuantum yerçekimi ve tekillik problemi arasındaki ilişkilere detaylıca değineceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler.